Merhaba arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. 1500 aboneyi sayenizde devirdik. Bugün bir vlog gibi bir şey çekeceğim. Akşama Avrupa üçüncüsü Koray kardeşimle online bir maç yaptık. Bırakın Avrupa şampiyonalarını izlemeyi, bırakın dünya dereceleri yapmış insanları. Bu maçta ders var. Bu maçta oyunu öğrenmek var. Bu maçta çok üst düzey bir oyun var. Koray kardeşime buradan çok teşekkürler. Kendisi can dostlarımdan biridir. Şu anda klasmanda 2500 puan civarı bir online klasmanda puanı var. İsteyen girip online Avrupa klasmanında kendisinin kaçıncı olduğunu rahatlıkla bakabilir. Beni kırmadı ve benle maç yaptı. Aslında kulaklıklarla maç yaptık ama onun sesi biraz videoda az geldiği için mecburen üzerine yorum yaparak maçı anlatmak zorunda kaldım. Çok güzel bir maç oldu. Yani Koray kardeşimi yenmek zaten kolay değil. Ama en azından ne yaptık? Kendimizi test ettik. İyi mücadele oldu. Toplam 3 maç yaptık. Sadece birini atıyorum şimdi. Arka arkaya hatta bir seri yaptık biz kendi kafamızca. 3 olan kazanacak diye. 3 maçta bitirdik olayı. Ama Koray'ın yaptığı hareketler, benim birkaç yaptığım güzel hareketler var. Tabii Koray kardeşimizin yanında biz hiçiz ama Juventus'un yenilmez taktiğini çektim arkadaşlar. Onu da sitede görebilirsiniz. Daha 1-2 gün önce belki bunu ne zaman montajlayacağım bilmiyorum ama 1-2 gün önce atmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Aynı Juventus'un yenilmez taktiğini uyguladım. Biliyorsunuz ki hep favori takımım Juventus ve 3-5-2 taktiğidir. Bunun sebebini sizlere çok anlattım, aktardım da. Benim için önemli olan kalecisi ve defansı iyi olan takımdır. Çünkü kalecinin ve defansın kötü olması size maç kazandırmıyor. Ne kadar iyi forvetleriniz de olsa. O yüzden benim favori takımım her zaman için Juventus ve favori taktiğim 3-5-2'dir. Kore'ye karşı da bu şekilde bir diziliş uyguladım. Bakalım ne oldu? Bakalım ne kadar dayanabildik kendisine? İnanılmaz bir oyuncu. Klasmanda denk gelenler olmuştur. Yani denk geldiğinizde cihazı direkt fişinden çekip kapatıp gideceğiniz bir rakip. Bu arada yakında Mert kardeşim Bagi Tekstil'de yakında bir maç atacağım onunla ilgili. Onun da sözünü aldım. Tabii ben sürekli turnuvalara katıldığım için turnuvada tanıştığım kişiler bunlar. Ve üst düzey, yani İstanbul'da yaptığımız turnuvalarda hep Türkiye genelinde ilk 10'a girmiş, ilk 8'e girmiş. Ya da işte İzmir'den ben birinci ya da Mert işte birinci, ben ikinci çıkıyordum. Mert İzmir'den arkadaşım. Koray Samsun'dan arkadaşım. Orada bir tanışma durumumuz oldu. Gerçekten çok keyifli maç. Saat 18'de yayında olacak. Muhakkak izleyin. Kaçırmayın. Çünkü çok şey kaçırırsınız. Görüşmek üzere. Küçük bir not. Arkadaşlar çok abidik gubidik yorumlar geliyor. Yani bu taktiği veriyorsun ama işte yok sen bu kadroyla anca oynayabilirsin bilmem ne. Beni bilen biliyor. Serdar Bey diyecek kanalımın ismi Serdar Bey diyecek olmasının sebebi de şu. Eski nickim Serdar Bey diyecekti benim. Ama o hesabı kapatıp sıfırdan tekrardan at yalağı nickini aldık. Biraz enteresan bir nick ama Serdar Bey diyecekten beni çok tanıyan var. Ondan dolayı kanalın ismini Serdar Bey diyecek yaptım. Soranlar da oluyor neden kanalın ismi Serdar Bey diyecek diye. Bunun da açıklamasını yapmış olalım. Videoya geçeceğiz. Saat 18'de. Muhakkak izleyin. Bir de bu olumsuz yapan yorumlara karşı bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar beni bilen biliyor. Nasıl bir oyun oynadığımı da çok iyi biliyor. Tanıyanlar çok iyi bilir. Yani sıradan bir oyuncu değilim. FIFA verin elime. İki pas yapamam. FIFA geçmişim yok ama PES'i yıllardır oynuyorum ve iyi oynuyorum. Yani benim diyen adamla her türlü oynarım. Ve kolay kolay da yenemezler beni. Yenilirim, berabere kalırım ama öyle hani bana 3 at, 5 at, yok 6 tane salladı diye bir şey olamaz. Birkaç tane üyemizle de maç yaptık. Çok keyifli maçlar oldu. Onları da montajlayıp atacağım. Ve bu arada 6-7 tane attığım üye de oldu. Ama helal olsun Mert adamlar. Tabii beni takip edenler öyledir zaten. Hani nickini kapatıp atacağım dedim ama ona rağmen hani nickim kapalı da olmayabilir. Sorun yok. Hani yenildiysem sana yenildim. Bir problem yok falan diyenler oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Kanal inanılmaz büyüyor. 3 aylık bir kanal. 1500 aboneyi devirdik. İnşallah bundan 2-3 yıl sonra inanılmaz bir yerde olacağız sizlerin sayesinde.
Ve şu anda gerçekten küçümsenmeyecek bir kanal haline geldik. Ve yaklaşık YouTube'da bir yılda 4000 saat izlenme koşulu var. Belirli bir para kazanabilmek için. Şu anda ayda 5500 saat izleniyoruz arkadaşlar. İnanmayan varsa da analizden isterseniz çekip gönderebilirim YouTube analizden. İnanılmaz bir ivmeyle gidiyoruz. Bunların hepsi sizin sayenizde. Olumsuz yorum yapan arkadaşlara da yapıcı olumsuz yorumlara her zaman varım. Ama beni küçük düşürmeye çalışan ya da küfürlü yorumlara nickimi biliyorsunuz arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Ve eğer ki benim ne kadar bir oyuncu olduğumu test etmek istiyorsanız klasmanda birlikte oynarız. Ve orada cevabı veririm sizlere. Kimseye meydan okumuyorum. Hepimiz yani burada beni takip eden ve videomu saatini bekleyenler var. Bu kişilere hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bir emek veriyorum ve normal bir işte çalışmama rağmen akşam işten geliyorum ve bazen akşam yemek bile yemeden video direkt montajlamaya geçiyorum. Ve bir emek veriyorum ve bu emeğin de karşılığını buluyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Akşamki maçı ne olur unutmayın.